Merhabalar. Bugün sizlerle toplu iş hukuku dersinin üçüncüsünde sendika organı ve görevlerinin ikinci videosunu işleyeceğiz. Yani burada yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu konusuna değineceğiz. Öncelikle yönetim kurulundan başlayalım. Yönetim kurulunun oluşması. Sendika ve sendika şubeleri, yönetim kurulları en az 3, en çok 9 üyeden oluşur. Konfederasyon yönetim kurulları ise en az 5, en çok 22 üyeden oluşur. Peki, yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin temsil edilmesi veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermesi veya ilgilileri görevlendirmesi. Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin kanunların ve tüzüğünün verdiği yetki çerçevesinde yönetilmesi, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması ve gelecek döneme ait bütçenin hazırlanarak genel kurula sunulması, genel kurulca verilecek diğer görevlerin yapılması. Örneğin, kurum idari kurullarına katılacak sendika temsilcilerini tespit etmek ve görevlendirmek gibi. Peki yönetim kurulları toplantıları konusuna değinelim. Toplantı zamanı ve nisabı sendika veya konfederasyonun tüzüğünde belirtilir. Ancak toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğunun altında tespit edilemez. Toplantı yeter sayısı yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğudur. Yani biz dedik ya, sendikada 3 ila 9 üye arasında belirledik. 3 üyemizi belirledik. Salt çoğunluğu olacak. Karar nisabı toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Şimdi geliyoruz yönetim kurulunun sorumluluğu. Yani arkadaşlar genelde bununla ilgili şeyde bir şey bulamazsınız. Kanunda bir şey bulamayabilirsiniz. 6356 sayılı kanun. Fakat şöyle bir durum var. Bize yine aynı kanunumuzda der ki, eğer bu kanunda eksik olan yerler varsa, bu eksiklikler medeni kanundaki hükümlerle doldurulur. Ya da işte biz ne yapıyoruz? Dernekteki hükümleri sendika kısmına uyguluyoruz. Uygulanabilen yerler. Öncelikle sorumluluğuna başlayalım. Özenle yapma yükümlülüğü. Sendika veya konfederasyon yönetim kurulu sendika işlerini özenle yapma yükümlülüğü altındadır. Neden? Çünkü bunun hesabını verecek. Doğacak zararlardan sorumluluk. Yönetim kurulu üyeleri görevlerini yaptıkları sırada kusurları yüzünden sendikanın uğradığı zararlardan müteselsil sorumludur. Bakın burası önemli. O yüzden bakın kasıtlı zararlardan bahsediyoruz. Yani sendikanın yaptığı diğer harcama ve işlemlerden dolayı demiyoruz. Sendika yönetim kurulu bizzat aldığı kararla o sendikayı zarara uğratmışsa bunların hepsi müteselsil sorumlu. Yönetim kurulunun yetkili veya görevli olduğu konularda yaptığı hukuki işlemlerden olduğu gibi yine yönetim kurulunun bu sıfatla üçüncü kişilere verdiği haksız fiillerden doğan zararlardan da sendika veya konfederasyon sorumlu olsa da yine şartları varsa yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğu da doğabilecektir. Yani bu sorumluluk mesela ne olabilir? Sendika hukuka aykırı bir şekilde grev kararı vermiştir işçiye. Fakat bu hukuka aykırıdır. İşçi bilmiyordur. Aslında böyle bir şey kesinleşmemiştir. İşçi bundan dolayı zarara uğrarsa bakın yönetim kurulu üyeleri bizzat bundan dolayı sorumlu olabilir. Peki zaman aşımı nedir? Yönetim kurulu üyelerine sendikaya karşı sorumluluğundan doğan borçları 10 yıllık zaman aşımına
tabidir. Peki İbra durumuna geliyoruz. Hep duyarız zaten. Bu biliyorsunuz futbol kulüplerinde de özellikle çok popülerdir. İşte başkanlar, üyeler İbra edildi, yönetim kurulu İbra edildi falan. Şimdi geliyoruz. Yönetim kurulunun genel kurulca İbra edilmiş, yani aklanmış olması onun bütün işlemlerden İbra edildiği anlamını taşımaz. İbra halinde yönetim kurulunun sorumluluktan kurtulması ancak genel kurulca bilinen veya gerekli özen gösterilmiş olduğunda bilinecek olan konuları kapsar. Gizlenmiş işlemlerde sorumluluk devam eder, süre yoktur. O yüzden İbra konusundaki sorumluluğu gerçekten bilmemiz gerekir ve önemlidir. Tekrar ediyoruz. Yönetim kurulu İbra edilmiş olsa bile gizlemiş olduğu işlemlerden sorumlu olmaya devam eder. Bu sorumluluk devam ediyor. Fakat özen yükümlülüğüne dikkat ederek yapmış olduğu işlemlerde sorumluluğu artık sona erer. Buna dikkat edelim. Şimdi geliyoruz disiplin kurulu konusuna. Disiplin kurulu o da en az 3, en çok 9 üyeden oluşur. Zaten biz demiştik ki genel kurul dışındaki üyeler 3 ila 9 üyeden oluşur diye demiştik ama ben tekrar buralara yazma ihtiyacı duydum. Disiplin kurulu sendika veya konfederasyonun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar. Üyelikten çıkarma dışındaki tüzüğünde gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. Disiplin kuruluna ilişkin bazı önemli durumlar var arkadaşlar. Bunlar neler? Yasa dışı bir nedenle yapılacak olan greve katılmayı üyenin reddetmesi halinde disiplin cezası veremez. Sendika ortak çıkarlar için dahi olsa kamu düzenine aykırı faaliyette bulunamaz. Kişilik haklarını engelleyici şekilde, tabii şurayı da düzeltelim, ceza veremez. Yani bir disiplin kurulu üyeye seni ömür boyu sendikaya üye olmamaya mahkum ediyorum diyemez. Böyle bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Ya da sen cezalısın, iki kat fazla aidat ödeyeceksin diyemez. İşçilere eşit muamele yapılmak zorunda. Kişiler arasında ayrımcılık yapılamaz. Yani bir yerde sıkıntılı bir olay oldu sendikada. Mesela sendikada bir kavga çıktı. Üyeler ortalığı karıştırdı, bazı üyeler. Şimdi bir tanesinin tanıdığı vardı sendikada. Dedi ki ya benim hakkımda soruşturma açma. Tamam, ikisinin hakkında açtın, bir tanesini de açmadın. Böyle bir şey yapamaz. Ayrımcılık olmaz. Kimseyi bir şeylerden ayrı tutamazsınız. Herkes hakkında aynı işlemi yapacaksınız. Peki disiplin kurulu üyelerine hangi cezaları verir? Uyarma, kınama, tavsiye, grev ödeneğinden yoksun bırakma ve sendika üyeliğinden çıkartma. Yani bunları verebilir. Disiplin kurulu toplantıları hakkında yönetim kurulu toplantıları hakkındaki hükümler uygulanır. Yani demiştik ya işte salt çoğunlukla toplanır. Toplananların salt çoğunluğuyla karar verilir. Bahsettiğimiz husus bu. Şimdi son zorunlu organa geldik. Denetleme kurulları ve denetçiler kurulu. Denetleme kurulu üyeleri de en az 3, en fazla 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyen organdır. Denetçiler, sendikalar kanunu uygulanmasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yönetici sıfatı taşımakta ve yöneticilik güvencesinden faydalanmaktadır. Buna ilerleyen konuda güvenceler konusunda değineceğiz. Kuruluşların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri en geç 2 yılda bir denetim yetkisine sahip
yeminli mali müşavirlerce yapılır. Bu denetimin yapılması denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yani mali müşavir de denetleyecek, denetleme kurulu da bunu denetleyecek arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir konu aslında denetlemek. Tabi uygulamada çok dikkat edilmiyor. Ne zaman oluyor? Birinin başına bir iş geldiği zaman keşke yapsaydım diyor. O yüzden keşke demeden önce dikkat edin. Peki denetleme kurulunun görev ve yetkileri nelerdir? Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi. Bakın disiplin kuruluyla bunu karıştırmayın. Disiplin kurulu üyelerin davranışlarını daha çok denetler ve onların disiplin cezaları ile ilgili kararlar verir. Fakat sendikanın denetlenmesinde denetleme kurulu görev alır. Sendika veya konfederasyonun tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetlemede bulunulması, yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının istenmesi, sendika veya konfederasyonun tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerinin yapılması, denetleme raporunun hazırlanarak genel kurula sunulması görev ve yetkileri içerisindedir. Son olarak denetleme kurulu veya denetçinin çalışma esasları yönetim kurulu toplantılarına hükümler göz önünde bulundurularak sendika veya konfederasyonun tüzüğünde tespit edilir. Yani çalışma esaslarını biz bunların sendika veya konfederasyon tüzüğüyle belirleyeceğiz. Ona göre nasıl bir usulde yapacaklarsa çalışmalarını yerine getirecekler. Dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen siz de kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olursanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.